sayılmalarını teklif ediyorum. Sayın Başkanım. Uygundur Sayın Başkanım. Değerli arkadaşlar, bugünkü oturuma katılamayan meclis üyesi arkadaşların izinli sayılmalarını oylarınıza soruyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilir. Gündeme geçmeden önce yazılı ya da sözlü belgesi olan var mı? Gündem için konuşmamdır. Sayın Başkan, değerli meclis üyelerimiz, basın mensupları, çok kıymetli basın mensuplarımız, sevgili misafirlerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün Sivas Madımak ve Başbağlar katliamı ile ilgili söz almış oluyorum. Sözlerime başlamadan önce son dönemlerde AK Parti teşkilatına mensup Diyarbakır Lice İlçe Başkan Yardımcısı, Van Özal İlçe Başkan Yardımcısı terör saldırılarında hayatlarını kaybetmişlerdir. Son dönemlerde baktığımız zaman terör artık siyasete saldırmaya başladı. Bu gerçekten çok üzücü. Ben bu vesileyle ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum ve AK Parti grubumuza da başsağlığı diliyorum. İki Temmuz 1993 yılında Pir Sultan Aftab etkinliklerine katılmak için giden aydınlarımızın 33 tanesi laiklik karşıtı güçler tarafından otelin ateşe verilmesi sebebiyle 33 kişi ve 2 kişi, 2 otel çalışanı hayatlarını kaybetmişlerdir ve büyük bir acı, büyük bir katliam yaşanmıştır. Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen bu katliamda 33 aydınımız yakılarak hayata veda ederken olayın davası da 13 Mart 2012'de zaman aşımından dolayı düşürülmüş Sivas katilleri cezasız kalmıştır. 2 Temmuz 93 Madımak katliamı ertesinde 5 Temmuz 1993 yılında Erzincan Kemal ilçesi Başbağlar köyünde de gene teröristler tarafından 33 sivil vatandaşımız katledilmiştir. Sivas'la Başbağlar'ın acısı aynıdır. Acımız ortaktır. Çığlığımız aynıdır. Madımak'ta Başbağlar'da insanlığımızın kara bir lekesidir. Ve Sivas'a yaptığımız altlar Başbağlar'a da ses olmuş olacaktır. Dünyanın neresinde hangi sebeple olursa olsun hiçbir canlının yaşam hakkını elinden almak, yakmak, yok etmek vahşettir ve büyük bir suçtur. Her şeyden önce insanlık kaybıdır. Ama daha da kötüsü, ölen benden değil deyip seyirci kalan herkes bu suçların, bu katliamların ortağıdır. Kimse acıları ayrıştırmasın. Acının dili, rengi, ırkı yoktur. Acıları yarıştıran zihniyetler bizim meselemizdir. Ve bizim meselemiz tüm bu katliamların faillerini bulup çıkarmamış, yargılayamamış, cezasını verememiş sistemlerdir. İşte adalet arayışımız da bundandır. Ve bundandır 69 yaşında bir insanın sıcağın altında günlerdir çığ gibi büyüyerek yürümesidir. Biz adalet diye haykırmaya devam edeceğiz. Ta ki herkes için adalet güzel ülkemize gelinceye kadar. Ben başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anarken hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkanım, ben de müsaadenizle. Muhalefet kullanınca biz şey yapmayalım ya. Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım. Öncelikle Temmuz ayı meclis oturumumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çalışmalarımızın güzel ve başarılı olmasını niyaz ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan'a. Baş sağlıklarından dolayı. Evet, ülkemiz stratejik bir konumda. Bu konunun gereği şehitlerimiz var. Bölgemizde sıcak hareketlilik devam ediyor. Güneyimizde malum Suriye ve Kuzey Irak bölgesinde ve ülkemizin güney bölgesinde de henüz terör örgütleri aktif halde, gerek iç ve dış mihrakların ortaklaşa yapmış oldukları terör faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor ülkemize, milletimize ve devletimize karşı. Dolayısıyla gelinen noktada da artık suikastlara başlandı ve siyasetçilerin de hedef seçilmesi çok anlamlı ve bu siyasetçilerin de iktidar partimizden olması daha bir anlamlı. Dolayısıyla Diyarbakır Lice İlçe Başkan Yardımcımız ve Van Özal İlçe Başkan Yardımcımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, akrabalarına, partimize, teşkilatımıza da başsağlığı diliyoruz. Umarım bu son olur. Bu terörün son kurbanları olur. Bundan sonraki olası suikastlar ve olası terör saldırılarının artık olmamasını temin ediyorum grubun ve şahsım adına. Sayın Başkan, tabi bir yürüyüşten bahsettiler. Üzülerek ifade edelim ki şahsım ve grubum adına bu yürüyüşle beraber bugün, yarın aldığımız duyumlar, istihbaratlar, işte bu terör örgütüne mensup olan siyasal partinin meclis ayağı bu yürüyüşlere de katılacak. Dolayısıyla bu İstanbul yürüyüşünün çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Bir tarafta uluslararası bağlantısı olan, bir tarafta yerel iç siyaset dengesini sürekli ülkemizin kışkırtan, sürekli kargaşaya ve siyasi gündemi değiştirecek olan gündemlerle beraber bu yürüyüşünde biz çok anlamlı olduğunu görüyoruz. Henüz referandum sonuçlarını daha henüz tartışılmadı, konuşulmadı ve yerine göre de belki muhalefet partilerimizin kendi iç sorunlarının da henüz tartışılmadı veya kongre süreçleri yapılmadan bu tür yürüyüşlerin de biz çok anlamlı olduğunu, gündem sattığımı olduğunu ve bu gündem değişikliğinde yerel bir akıl olmadığını, bu aklın uluslararası bir aklın olduğunu düşünüyoruz. Ülkesini, milletini seven ve ülkemizin bu çok stratejik konumunda karşılaşmış olduğu sorunlarda iktidarına yardımcı olacak, iktidarının yanında yer alacak, ülkesinin sorunlarına katkı çözecek olan muhalefetten biz daha çok çözücü ortak olmasını, sorunlarımıza ortak olacak çözüm alternatifleri getirmesi gerekirken, beklerken bu tür iç ve dış mihrakların akıl yönlendirmeleriyle bu tür yürüyüşleri doğru bulmadığımızı, çözümün buralar olmadığını, çözümün milletin meclisi olduğunu, milletin kendisi olduğunu dile getirmek istiyorum. Ve buradan da görüyoruz ki bu hazırlığa bir günlük hazırlıkta değil, çok önceden planlanan bir hazırlık oldu. Ona göre gerek araç giydirmeleri, gerek yürüyüş malzemelerinin de hazır bir şekilde bekletilip ve bir taraftan düğmeye basılmayla bu çalışmanın yapıldığını şahit olmamız bizleri üzmüştür. Bu bizim uluslararası arenada sadece ülkemizin düşmüş olduğu konumdur. Yoksa devlet olarak, hükümet olarak, millet olarak bizi çok da etkileyen, çok da aranan hak hukukunda bir yerlerde olmadığını biliyoruz. Bu
Bu hukuk hepimize lazım. Bu hukuk kendi yerel mahkemelerimizde ve millet meclisimizde aranmasını temenni ediyoruz, niyaz ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri ve grubumu selamlıyorum. Saygı ve selamlar. Teşekkür ederiz. Buyur selam. Buyur.
Yine aynı dönemde 17 Nisan'da bütün bu işlerin organizatörü olan ve gerçekten bu ülkeyi düze çıkarmak için bütün gayretleri sarf eden Turgut Özal Cumhurbaşkanı şüpheli bir şekilde 17 Nisan 1993'te öldürülmüştür. 20 Ekim 1923'te, 1993'te Jandarma Genel Bölge Komutanı Bahtiyar Aydın yine bu JİDEM'in yapmış olduğu yanlışlıkları, bölgede PKK ile devlet ilişkilerini üzerine gittiği için öldürülmüştür. Tabii bunların en mühimi hakikaten o bölgenin insanın üzerine bir silindir gibi geçen ve büyük travmalara sebep olan Kuzey Deniz Sağ Komutanı Orgeneral Ali Orabiner Atilla Beyat'ın bir sözü vardı. Diyor ki 17.500 faili meşhur bir devlet politikası olarak bu bölgede uygulanmıştı diyor. Şimdi bütün bunları yan yana getirdiğimizde, bütün bunları göz önüne getirdiğimizde, yapılan bütün bu çirkefikleri gördüğümüzde bu ülkenin insanı birbiriyle kavga ettirilememişti. Çünkü gerçekten bu bölgenin insanı, bu coğrafyada yaşayan insanlar her zaman için herkese sahiplik yapmış, herkese de amirlik yapmış, herkese de yardım elini uzatmış, gerektiğinde ölmüş, gerektiğinde de öldürmesini bilmiştir. Fakat bunun bozulması gerekir. İç ve dışarıdaki bütün bu ülkenin düşmanı olan ve istenmeyen insanlar güçlerini birleştirerek 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta yapılan şehitlerin neticesinde çıkarmış oldukları oraylarda 37 tane vatandaşımız orada kimi boğarak kimi yanarak öldürülmüştür. Keşke gerçekten inceleyen, gerçekten soruşturan topyekun memleketimizdeki isterse emniyet olsun, isterse hakim savcılarımız olsun. Bütün bu yapılanların üzerine gidebilsin, yapılan yanlışlıklar ortaya çıkarsın ve bu vatandaşlarımızın ne uğruna, niçin öldürüldüğü bu millete izah edilsin. Ama gerçekten bizler artık 15 Temmuz'dan sonra bu memleketin kaderine el koyan bu milletin kendisi kim bundan sonra bu millete bu tür yanlışlıklar, bu tür haksızlıklar ve bu tür insanların vicdanını yaralayan böyleler yaparsa tahmin edin ki millet onların yanında bunu bırakmayacaktır ve hesabını soracaktır. Ondan hemen 3 gün sonra Başbağlar'da çok dikkat çekici bir köyde 33 tane vatandaşımız güya Sivas oraylarına misilleme olarak öldürülmüştü. Fakat bu güçler hiçbir zaman emirlerine ulaşamamışlardı. Çünkü bu memlekette bir Alevi ve Sunni savaşını başlatamamışlardı, başlatamayacaklardı. Çünkü bu ülkenin yaşayan insanları, köylerimizdeki Alevi komşularımız, Alevilerin Sünni komşuları birbirimizi severiz, birbirimizi kibra ederiz, birbirimize irtibatımız gayet iyidir. Hiçbir zaman da kavgamız olmamıştır. Ve bunun için de hiçbir zaman da bu kavgayı da bu millete yaptıramayacaklar. Fakat iki bir şey dikkatinize sormak istiyorum. Demin kardeşimiz söylediği CHP grup sözcüsü, grup başkan vekili, işte 69 yaşında bir insanın adalet istiyoruz diye yollara düştüğünü. Bir düşünüyorum, ben de 64 yaşındayım arkadaşlar, 63 yaşındayım, ben de 4 doğumluyum. Vallahi bu ülkede gözlerimle gördüğüm, şokolaklarımla da işittiğim o kadar orayı var ki, o kadar haksızlıklar var ki, o kadar adaletsizlikler var ki, bu ülkede sağcısı ve solcusu hiçbirisi karını kıpırdatmadı. Bu ülkenin menfaatleri için hiçbirimiz yürümedi. Bu ülkenin menfaatleri çocukları ölmesin diye hiçbirimiz ayağa kalkmadı. Eğer kalkmış olsaydık biz bugün el ele tutuşur, kardeş olur, ülkemizin daha ileri gitmesi için neler yapabiliriz diye bunu konuşurduk. Şöyle bir hafızanızı yoklayayım arkadaşlar.
acaba Mermak Bağ'ı meclise dışarı dışarı diye bağıranlar, bu insanı dışarı atanlar adalet diye bir dertler var mıydı? Nasıl dışarı dışarı atanlar var mı? Acaba Ensar Vakfı'nda tecavüz uğrayan çocuklar için... Evet, acaba Ensar Vakfı'nda tecavüz uğrayan çocuklar için yola düşüp de yürüyenler var mıydı? Acaba 248 kişi, 249 kişi şehit edenlerin hakikaten niye cezaya çarptırılmadı diye yürüyenler var mıydı? Acaba bir kreş öğretmeninin dışarıda başını örtü diye 24 saatte mahkemesi, karakolu, savcısı, her şey tabanlarıyla içeri atıldığı zaman bu ülkede adaletsizlik kuruyor diye bağırıp çağıran var mıydı? 30 tane askerimiz öldü. Acaba daha dün gezi olaylarında bu ülkenin bütün değerlerini, otobüslerimizi, dükkanlarımızı, evlerimizi tahrip eden bu bandalara ses çıkarmayıp onları dışarı bırakan hakim ve savcılara siz niye adaleti teşvik etmiyorsunuz diye yürüyenlerimiz var mıydı? Devletimizin idare ben sana CHP söylemedim ki, ben kendimize de şey diyorum. Yürüyen var mıydı? Yürüdünüz mü? Ortak sıkıntısı gazete yapıcı oluyor. Teröristler mesela halkın içeri girdiği zaman, arkadaşlar lütfen, yürüyen var mıydı? Arkadaşlar, lütfen. Ben size bir şey söyleyeyim, bu Cumhuriyetler Partisi her zaman böyle bu halka operasyonu yapar, bütün işlerini yapar. Ben de söyledim, söylemek istemedim gerçi ama, bir söylemek gerekeni de söylüyorum. 1991'den siz iktidar olduğunuzda bütün bu olaylar, bu faili meçhuller varken siz şimdi yok gibi üste çıkıyorsunuz. Kimi suçluyorsunuz acaba ya? Bunları kim yaptı? 15 biz mi yaptık? İktidarda mıydık biz o zaman? 15 Erdal İnli'ye, İzmir, Sivas'ta, Arayık'ta durum böyledir diyen bir başbakan yaratıcı denen bir imdat isteyen insanlara siz imdat göstermeden şıkkıda kalkıp da beni suçluyorsunuz. Bana karşı konuşuyorsunuz ya. Adaletin efendim, bu memleketin erini, polisini, kuruyucusunu, vatandaşını
siyasi uzantısı olan bir partiyle beraber yürürseniz bu millet sizin yürüyüşünüze, yurdunuza çiçekler atmaz, güller atmaz, tezekler döker, yurdunuza açık olsun. Teşekkür ederim. Yıllarca böyle gittim ya, yıllarca. PKK yöneticilerinin yürüdüğünün belgesidir, resimdir. PKK arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, gündeme devam ediyoruz. Sayın başkanım. Pardon, pardon. Teşekkürler ya. Buyurun. Yalnız uzamazsın, oradan oraya. Niye bizimki uzamıyor? Gündemimiz var. Sayın başkanım. Sayın başkanım. Gündemimiz var arkadaşlar. Konuşuyor lütfen. Müsaade edin. Tamam, buyurun. Buyurun hocam sayın başkan. Değerli başkan, değerli meclis arkadaşlarım, masamızın değerli meclisleri, değerli konuklar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, yöneticilerdeki Sadık Bey konuşmasına başladığı üslupta devam edebilseydi. Ama her zamanki üslubuyla gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne sataşarak bazı şeylerin üstünü örtmeye çalışıyor. Doğru karşılıyor Sadık Bey'in üslubudur. Yayla Bey konuşurken biz sataşmadık. Eğer sataşmadıklarız. Yiyoya konuşmayabilir miyiz? Şimdi Sadık Bey çok iyi bilir. Benden yaşlı da çok büyük. Kendisi söylediklerini ne konuya geldiğini bilebilir. Hani ha burada bandoyla, mızıkayla, bilmem neyle PKK'ya karşıladığında burada hiç ses çıkmadı. Çıkıp da kürsüye demedi ki ya niye biz bunları karşılıyoruz kardeşim? Niye bunlara bir söz hakkı veriyoruz? Savcıyı niye bunların ayağına götürüyoruz? PKK'nın tutanaklarını niye burada tutuyoruz? Niye bir insanları aklıyoruz demedi. Sadece artık o dönemde nedense sesi hiç çıkmadı. Veya şu andaki İçişleri Bakanı ya da Adalet Bakanı kalkıp da aman Hoca Efendi kimse bir şey değildir, Hoca Efendi çok iyidir, Hoca Efendi şöyledir dedi meclis kürsüsünde Salih abi çıkıp hiçbir şey demedi. Ne olduysa 17-25'inden sonra oldu. Ondan önce neredeydi acaba Salih abi bu kürsüden çıkmadı? Bizler Hoca Efendi'ye laf söylediğimiz zaman aman söylemeyin mübarek insana dedi Salih abi. Neden sonra çıkmadı? Veya Hakan Şükür'ü kendileri milletvekili yapmadılar mı acaba? Yani kalkıp burada kürsüde çok güzel ahkam keseriz. Siz de kesersiniz, ben de keserim. Ama bazı gerçekleri gizleyemezsiniz hiçbir zaman. Cumhuriyet Halk Partisi her dönem bu ülke için çok önemli bir parti olmuştur. Cumhuriyetin kurucusu bir parti olmuştur. Ve bununla da biz övünüyoruz, her zaman övündüğümüz gibi. Değerli arkadaşlar, biraz önce Sayın Yahya Bey dedi ki bunun hazırlığı daha önceden oldu. 19 gün oldu sevgili başkan. 19 gündür bir adalet yürüyüşümüz var. Adaleti de Türk Dil Kurumu şöyle açıklıyor arkadaşlar. Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanılması. Biz yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sahip olması için sokaklardayız. Yani bizim içinde, Salih abi içinde, Yahya Bey içinde, Kazım Bey içinde hiç fark etmiyor. Sırf bunun için parti amblemi taşımıyoruz. Bunun için tişörtlerimizde sadece adalet yazıyor. Kim adaletsiz olduğunu düşünen varsa, haksızlığa uğradığını düşünen varsa, Salih abi düşünüyorsa buyursun gelsin. 64 yaşında belki korkuyordur ama yürümekten. 69 yaşında, 19 gündür yürüyor. 69 yaşında bir küçük adam. Öyle çok yanlış eksiği olmuştur belki ama doğru bir şeyin peşinde bugün, doğru bir şeyin, adaletin peşinde yürüyor. Beyaz gömleği, beyaz şapkası, elinde sadece adalet yazılı tabelasıyla yürüyor. Öyle yoluna onu döktüler, bunu döktüler de değil. Bizler yolda gül dökülese esas o olduğu için peşindeyiz. 700 tane korumayla değil, sadece arkasında 3 tane, 5 tane adamla yürüyor ve herkesle kucaklaşıyor. Onun için biz biliyoruz kimlerin kaç korumayla, nerelerde, nereden korkarak dolaştığını. Onun için biz diyoruz ki kararla, azimle her geçen gün giderek, çoğalarak, artarak genci, yaşlısı, sanatçısı, sporcusu, emeklisi, politikacısı, taraftarı o mermek avacının eşi dahi yürüyor. Abdülhatif Şener'le beraber yürüyor. Abdülhatif Şener de çok iyi tanır kendisi, çok iyi bilir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucusuydu. İçinde adalet kelimesinin olan bir partinin kurucusuydu. Ama ondan o kadar intihar ettiler ki partinin adı değişti, AK Parti oldu. Adalet kelimesi öyle bir kelime arkadaşlar. Öyle kolay kolay ağızları alıp söylenecek bir kelime değil çünkü. Avukatları yürüyor, öğrencisi yürüyor, İzmirlisi, Karadenizlisi yürüyor. Antalyalısı, Anadolu'su yürüyor. Türk'ü, Kürt'ü, Çerkesi, Rum, Azerisi, Boşnağı, Rumelisi adalet için yürüyor, adalet için. Ve bununla biz övünüyoruz. 15 Haziran'da yola çıktıklarında Ankara Güven Park'ta İstanbul Maltepe arası 432 kilometre. Günde ortalama 18 kilometre yürüyüşte 2 mola vererek 25 günde tamamlanmasını planladılar. Bu ayın 9'unda da hem basına hem siyasiye. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi hoplamaya başladı. Siz böyle mi adalet için yürüyorsunuz? Enis Berberoğlu için yürüyorsunuz. Fethullah Gülen Koryacı için yapılan yürüyüşü sen bu millete adalet diye yürüyemezsin. Ben bunu değil. Anlaşıldı. Anlaşıldı.
Sayın Başkanım, gündem yoğun ancak Sayın Grup Başkanı'na teşekkür ediyorum. Bize güzel bir pas verdi. Biraz önce de Salih abinin niye güzel başladı böyle devam etmedi şeklinde. Demek ki işinize geldiği şekliyle anladınız. 91-93 dönemini Salih Bey izah etti. Bu dönemler kimin iktidarında, kimin döneminde oldu diye soru sordu ama orayı hiç almadınız çünkü işinize gelmiyor. O dönemler Türkiye'nin gerçekten en karanlık yıllarıdır. Bütün suikastların, bütün büyük güçlerin Türkiye'de cirit atıp Türkiye'yi yönettiği dönemlerdir. Onu dile getirdi ancak onu değil, siz sadece bakış pencerenizden bu konuya baktınız. Dolayısıyla biz Salih abimizin bu tespitlerine katılmakla beraber biraz önce yine hangi amaçla İstanbul yürüyüşü yaptığımızı izah ettik ama anlamadınız. Burada daha önce mahcup olduğunuz birçok konu vardı. Yine mahcup olacaksınız. Çok iddialı konuşuyorum. Burada Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili program yaptınız. Burada Can Dündar ile ilgili program yaptınız. Gündeme getirdiniz. Can Dündar'ın gidip Almanya'da Amerikan bayraklarıyla yattığını, Amerikan başkanıyla karşılandığını, ödül verildiğini hepimiz şahidiz. Ama bir mahcubiyet olmadınız. Sizin için önemli olan gündeme getirdik, gitti. Ne olacak? Cumhuriyet Gazetesi'nin kimler yıllar önce satın aldığını, arkasında kimler olduğunu burada belgelerle sizlere söyledik. Bu gazetenin neyin arkasında duymuşsunuz? Devletine, milletine ihanet eden, uluslararası servis ve tetikçilik yapan gazeteye sahip çıktınız dedik. Mahcup oldunuz. Bugün de kime sahip çıkıyorsunuz? Kimin için yürüyorsunuz? Enis Berberoğlu. Enis Berberoğlu kim? Enis Berberoğlu kim? Bunun bu süreçlerde tutuklanacağı belliydi. Önce milletvekili yaptınız. Tutuklanmasın. Koruma altına aldınız. Sonra bir şekilde nasıl olduysa mecliste şey tarafınıza geldi. Ne diyelim? Genel başkanınıza söyledi. Gaza geldiniz. Bu şeylere imza attınız. El kaldırdınız. Dokunulmazlıkları kaldırdınız. Mahkeme aylardır bunun yargılamasını yaparken tutuklanacağı belliydi. Şimdi Enis Berberoğlu için kalkıyorsunuz, yürüyüş yapıyorsunuz. Ya bu yürüyüşten kimin ne anladığını, kimin ne beklediğini biz biliyoruz. Kimler sizi yürüttüğünü, kimler sizin nerede duracağınızı, kimler sizin ne konuşacağınızı, kimler sizin nerede bu olayı bitireceğinizi söylüyorlar. Siz de sadece bunu icra ediyorsunuz. Bu işin hiçbir yerinde düşündüğünüz gibi adalet falan yok. Biz milletimizin yanındayız, biz devletimizin yanındayız, biz birlikten, beraberlikten yanayız. Bu ülkeyi seviyoruz, bu ülkenin menfaati için çalışmaya devam edeceğiz ve inşallah yakın tarihte de bu ülke kendi ayaklarının altında kalacak. Ülkesinde, bölgesinde, dünyada lider bir ülke olacak. Arz ederim Sayın Başkan. Evet, teşekkür ederiz. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. O zaman Grup Başkan bekleyelim çünkü ben. Sayın Başkan. Kısa olsun. Evet, buyurun. Şimdi bizim yürüyüşümüzü basitleştirmeye indirdi Sayın Yahya Bey. Konuştuğu zaman Türkiye tarihinde kurtarılacak iki tane lekeden bahsetti bizim grup başkan vekilimiz. Bir Sivas olaylarından bahsetti, bir de Başbağlar'da yapılan katliamlardan bahsetti. Sayın grup başkan vekili çıktı fakat ikisini de unuttu. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin adalet yürüyüşünü ele alarak konuşmasına başladı ve bitirdi. Bayağı etkilemiş. Bir de Enis Berberoğlu'ndan bahsetti. Şimdi ben kısa bir şey okuyacağım. Okuyacağım dedik bizim bir. Vallahi billahi evet. Tırlarda silahlar vardı. Ve bunlar da Türkmenlere gitmiyordu. Vallahi billahi. Ya. Diğer kişi salak verdi. Diğer yalan, kişi yalan kim? Yalan söyleme. Yalan söyleme. Kim? Bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen. Ben sadece bunu öğrenmek istiyorum. Yardımcı olayım. Televizyonlarda, gazetelerde kendi ağzıyla, gazete yazsa birisi gazete acaba şaşırdı mı? Televizyonda kendi ağzıyla deklare etti bunu. Kim biliyor musunuz? Turgut Türkeş. Bir işlem yapıldı mı? Yapılmadı. Çifte standart budur. Kendisi bunun cevabını versin, ona niye dokunulmuyor? Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu konuşmayı bitirdik. Bitirdik, gündeme dönüyoruz. Evet. Ben de Van Özalt'ta, Diyarbakır İlce'de şehit edilenlere rahmetle anıyorum. Madımak, Başbağlar olaylarında kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Arkadaşlar, biz burada bugün rahat oturabiliyorsak, bunun tek nedeni var.
birlik ve beraberliğimizde gösterdiğimiz sadakat. Hiçbir dünya devleti, dostlarımız hariç, bizim birlik ve beraberlik içinde olmamızı istemiyor. Bunun için ellerinden gelen bütün fitneyi, fesadı, düşmanlığı kullanmaya çalışıyorlar, kullanıyorlar. Akıllı olalım, akılımızı başımızda devşirelim. Bir ve iri olalım, diri olalım. Bin senedir yaşadığımız gibi sonsuza kadar bu topraklarda yaşayalım. Biz bu toprakların efendisi olalım. Başkalarının zihniyetlerine hizmet etmekle biz ancak köle oluruz. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Ve bu ideal için şimdiye kadar canını, kanını akıtmış, vermiş bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Gündeme dönüyorum. İki tane önerge var. Önergeleri okutuyorum. Buyurun. Caddesi'nde bulunan bir otelde çıkan yangın sonucunda otelin yangın merdivenlerinin kullanılmaması da 3 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuş. Yaşanan bu talihsiz olay, Fatih ilçe sınırlarında hizmet veren otellerin durumları ve yangın merdivenlerinin durumları hakkında denetlenmesi konusunda dikkat çekmektedir. Son 15 yıldır özellikle Aksaray, Dağlı, Şehzadebaşı, Kuyukapı, Beyazıt, Yedikoşa semtlerinde faaliyet gösteren oteller altındaki dükkanlardan veya tadilat ile dükkana çevirdikleri alanlardan yüksek tutarlarda bir yıllık peşin uygulamalarıyla kira geliri elde etmeye başlamaları yüzünden yangın merdivenlerini kullanmalarında sıkıntılar baş göstermiştir. Hatta alt bölümlerini kiralama yaptıkları için bölgedeki otellerin neredeyse tamamı kahvaltı salonlarını, salonlarını teras katlarına almışlardır. Yangın merdivenleri yere kadar inemiyor. Birinci katta hatta ikinci katta kalması yetmiyormuş gibi genellikle mağazaların arka taraflarında olduğundan dolayı hırsızlık olmaması için asma kilidi kilitlenmektedir. Yangın merdivenlerini kullanma zorunluluğu olduğu halde bu durum faciaya davetiye çıkarmaktadır. Yine farklı bir uygulamada koridorlardaki yangın çıkışlarında yaşanmaktadır. Bazı otellerin fiziksel yapıları yani bina ile içten birleştirilmiş olması veya bölgenin yol geçişleri nedeniyle yangın merdivenleri binanın orta kısmında kalabilmektedir. Bu durum orta kısmından yangın çıkışı verme zorunluluğu olduğu için oda kaybına neden olmaktadır. İtfaiye ruhsatı alıncaya kadar koridoru açık gösteren geçici bir fiziksel durum uygulanıp ruhsat alındıktan sonra o koridorun odaya çevrilmesi de yine çok çok görülen bir kaçak uygulamadır. Aynı şekilde yangın esnasında yangın merdivenleri Anlayamıyoruz ki. Atarak itfaiye ruhsatına başvuru yapılması, sonrasında ruhsat alınarak kapatılan katların açılarak fonksiyon kazandırılması şeklinde kaçak uygulamalar görülmektedir. Bu uygulamalara daha tarihi eser niteliğinde olan yapılarda karşılaşmaktadır. Bu durum tespiti tarafından yapıldığına göre belediyemizin ilgili birimlerinin de biliyor olması gerektiğine inanıyoruz. Yukarıda açıklamalar ışığında bahsedilen bu hukuksuz uygulamalar ile ilgili belediyemizin bir çalışması var mıdır? Varsa kaç otel tespit edilmiştir, kaçına ne gibi işlem yapılmıştır? Yukarıdaki soruların yazılı olarak cevaplandırılması için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ve talep ederiz. Saygılarınızla CHP Fatih Belediye Meclis Üyeleri. Evet, değerli arkadaşlar, okunan önergenin başkanlık makamına havalesini aranıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilir. İkinci önerge buyurun. Konu Fındıkzade Sokak. İlçemizin Molla Gürani Mahallesi Fındıkzade Sokağı, Fındıkzade Meydanı'ndan girişi çok önemli olan bir sokaktır. Sokağın girişinden Çağlar Sokağı kadar olan bölümde sağlı sollu araç parklarının yapılması, bir özel hastane, Karagül İş Merkezi'nin yan kapısı ve 3 adet otelin bulunduğu bir sokağın işlevini ortadan kaldırmaktadır. Kaldırımlar otellerin önleri hariç oldukça kötü, merdivenli olan kısımları tamamen kırık, dökük ve yamalı bir vaziyettedir. Ayrıca Karagül İş Merkezi'nin altındaki işyerlerinin ürünlerini kaldırmada sergilemeleri kaldırımlarda sergilemeleri yayaların geçişini tamamen engellemektedir. Yayalar yoğun işleyen yoldan yürümek zorunda kalmaktadırlar. İş yerlerine araçlarla ürün geldiğinde ise park edilen
Araçların da bulunmasından dolayı yol tamamen kapatılmaktadır. Ayrıca sokağın yoğunluğundan kaynaklanan 4 adet çöp konteyneri günde 2'den fazla boşaltılmasına rağmen kafi gelmemektedir. Sevgi Bey camisinin önünde ve hemen karşısında bulunan 2'şer adet çöp konteynerinin belirlenen tek bir noktada yer altına alınması çevre temizliği için önemlidir. Tüm bu açıklamaların dışında Fındıkzade sokağının kaldırımlarının yeniden yapılanması, Çağnak sokağa kadar olan araç parklarının önlenmesi için demir bariyerler yapılması, kaldırım işgallerinin önlenmesi ve yer altı konteynerlerinin yapılması gereklidir. Yukarıdaki açıklanan konuların ivedilikle hayata geçirilmesi ve yazılı olarak bilgi verilmesi için önerdiğimizin başkanlık makamını havalesine arz ve talep ederiz. Saygılarımızla CHP Parti Belediye Meclis Üyesi. Saygıdeğer arkadaşlar, bu konudan önergenin başkanlık makamını havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Sultan Mahallesi 1819 ada 5 parsel sayısı taşınmasın sosyal ve kültürel tesis alanında olan yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesiyle ilgili konunun tekrar değerlendirilmesi ve kamu yararı göz önüne bulundurularak parselin bir kısmının park alanına alınması hususunu arz olunur. Yahya Atıcı, Abdülhamit Şeker, Necati Kalkan, Şenol Özdemir. Saygıdeğer arkadaşlar, okunan ek gündem maddesiyle birlikte raporda geçen 3 ek gündem maddesinin de gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Ve birinci maddeyi müzakereye açıyorum. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, gündem maddelerimizin 1, 2, 3 dolu maddeleri ilgileri itibariyle imar ve kültür varlıkları komisyonlarınıza ortaklaşa havale edilmesini teklif ediyorum. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, gündemimizin birinci, ikinci ve üçüncü maddelerini ilgileri itibariyle imar ve kültür varlıklarını koruma komisyonlarının havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Madde 4. Sayın Başkan, 4 dolu gündem maddemizin de imar komisyonuna havale edilmesini teklif ediyorum. Sayın Başkan, uygundur. Değerli arkadaşlar, gündemimizin 4 dolu maddesinin de ilgisi itibariyle imar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Madde 5. Sayın Başkan, 5 dolu gündem maddemiz ilgisi itibariyle imar ve kültür varlıkları komisyonlarının havale edilmesini teklif ediyorum. Sayın Başkan, uygundur. Değerli arkadaşlar, gündemimizin 5. maddesini de ilgisi itibariyle imar ve kültür varlıklarını koruma komisyonlarının havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Madde 6. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, 6 ve 7 dolu gündem maddelerinin ilgileri itibariyle bütçe, hukuk, sağlık, çevre komisyonlarına havale edilmesini teklif ediyorum. Sayın Başkan, uygundur. Değerli arkadaşlar, gündemimizin 6. ve 7. maddelerinin ilgileri itibariyle bütçe, hukuk, sağlık ve çevre komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Madde 8. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, 8 dolu gündem maddemizin dış ilişkiler, turizm, hukuk, bütçe, eğitim ve kültür komisyonlarına havale edilmesini teklif ediyorum. Sayın Başkan, uygundur Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, gündemimizin 8. maddesinin ilgisi itibariyle dış ilişkiler, turizm, bütçe, hukuk ve eğitim, kültür komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Madde 9. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, 9 dolu gündem maddemizle ilgisi itibariyle imar ve kültür varlıklarının koruma komisyonlarına havale edilmesini teklif ediyorum. Sayın Başkan, uygundur Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, gündemimizin 9. maddesinin ilgisi itibariyle imar ve kültür varlıklarının koruma komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Madde 10. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, 10, 11, 12, 13 ve 14 nolu gündem maddelerimizin ileri itibariyle imar komisyonlarına havale edilmesini teklif ediyorum. Sayın Başkan, uygundur Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, gündemimizin 10. 11. 12. 13. ve 14. maddelerini ilgileri itibariyle imar komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Madde 15. Sayın Başkanım, gündemimizin 15 ve 16. maddeleri de ilgileri itibariyle hukuk ve bütçe komisyonlarına havale edilmesini teklif ediyorum. Sayın Başkan, uygundur Sayın Başkan. Evet arkadaşlar, gündemimizin 15. ve 16. maddelerinin ilgileri itibariyle
Bütçe ve Hukuk Komisyonu'nun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Madde 17. Sayın Başkan, 17'nin uygundan maddemizin imar komisyonuna havale edilmesini teklif ediyorum. Sayın Başkan, uygundur. Sayın arkadaşlar, gündemimizin 17. maddesinin ilgisi itibariyle imar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Saygıdeğer meclis üyeleri, gündeminden görüşülecek başka maddeler. Fatih Belediye Meclisi'nin seçimlerinde 4.46 yıl 2017 Çamlıca ayı toplantısının 3 Temmuz 2017 tarihli sizce birleşimi 1. Okulunu 5 Temmuz 2017 çarşılarında sağlık.